Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün aramızda yeni bir arkadaşımız var. Enis neredesin sen ulan? Nerelere gittin? Ben artık bir oyun yapımcısı olarak benimle konuşma tonunuzu şey yaparsanız. Enis başkanım neredeydiniz siz? Hakikaten Tokyo'da Kojima Productions yanındaydı. Evet, sevgili Sinan Akkola. Medine'den Tokyo'ya. Dünya üzerinde kimseye. Nasip olan bir nota değil yani. Bir Tokyo'ya gittik, Medine'ye gittik. Her türlü görevimizi icra ettik yani. Medine'yi biraz daha böyle hani Mars ortamına benziyor diye mi seçtiler acaba dışarıdaki o şey? Dune'lar, abi aslında orada şöyle bir şey var. Yani biz... Aslında orada Araplarla alakalı bir etkinlik var orada. Hı hı. Onun için seçilmiş orası. Yani orada onlara bir etkinlik yapılacak. Neresi yapılsın? Medine'de burası Mars'a benziyor, hı, bu bölge diye bir bölge seçmişler. O bölgeyi biz de davet, hı, ettiler. Mesela Nevada'ya, global etkinlik. Nevada'ya değil. Global etkinlik değil. Global etkinlik ama güzel etkinlik oldu, hı, bence dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Evet. Bayağı eğlenmişsiniz o düğün salonu konseptli yerde falan. Çok eğlendik. Niye düğün salonu ya? Açık hava değil miydi o ya? Açık hava yemek açık yeri şey işte. Konuşalım. Bu salon hani... Ya şimdi onu mu konuşalım? Kır düğün. Bizim benim videoda var işte. Ben bunu biriktiriyordum. 3 haftadır bekliyorum ben. Bunu biçimeyeceğim. Medine'den Tokyo'ya. Evet. Yok. Oyun sektörü nereye gidiyor konuşalım. İşte Medine, Tokyo. Buralarda geziyor oyun sektörü. Ben de oralarda kovalıyorum. Unity'yi az önce Serkan abiyle konuştuk. Az önce de arada 5 gün falan olabilir izleyiciler için. Evet, izleyiciler için time lapse oluyor orada. Ama yani büyük stüdyolar çatır çatır adam çıkartmaya devam ediyor. Evet. Epic'ti, işte Naughty Dog'tu, şuydu buydu. Senin abi atıldı, Jim Ryan. Atıldı mı, emekli mi oldu belli değil. John Resitello. Şimdi insan diyecek ki lan hadi lan falan diyecekler. Şimdi ben Jim Ryan'ı hani az dost kişisel olarak bir münasebetim olan bir adam olduğu için eskilerden. Dün ortak bir tanıda sordum. Abi dedim yani niye böyle bir anda? Hakikaten doğruymuş bu arada. Yani adam Londra'da yani ikamet ediyor ama bütün herkes ailesi, eşi, dostu Amerika'da. Yeter demiş abi. Benim kaç senem böyle geçti. Ya adamın yaşı da var abi. Normal yani. Evet yani, hmm, normal. Hani aslında bir ayrılık sebebi şey değil yani, böyle bir başarı, başarısızlık şu bu falan. Gerçekten emekli oluyor adam bu arada. İyi tabii, onu günahını da almayalım yani sonuçta. Ve çok yani düşünsene yani ben tanıdığımda... Ama çok yüklendiler. Game as a service'leri falan filan şey yaptığı için PlayStation'ı gömdüğü için yanlış yönlendirdiğini aslında falan filan. Bu videonun direkt konusu aslında bu. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi hep ben de yani tüketici oyuncu olarak diyorum ki keşke Sean Layden zamanı geri gelse diyorsun. Çünkü hani PlayStation döneminin en IP'den üretken olduğu dönem, işte bizim Last of Us'lar tanıştığımız, işte God of War'un tekrar şeye geldiği dönem. Bu dönem ama aynı Sean Layden da şeyi söyledi yani bu iş modeli artık tamam yani. Yani burada, böyle gitmez dedi. Böyle gitmeyecek dedi. Çünkü gerçekten kalite arttıkça hepimiz çok iyi biliyoruz. Masraflar ve iş gücünün gerektirdiği prodüksiyon miktarları, ölçekleri çok büyüyor. Abi şimdi Jim Ryan da sanki böyle kişisel yani bunlar yatınca para kazandırmıyor. Hadi bakalım biraz da emcikleyelim diye dönmedi yani oraya. Markayı yaşatmak üzere bir strateji uyguluyor bu adam gün sonu. Tek katılmadığım noktası, gerçekten saçmaladığını düşündüğüm nokta bu işte şeyler. Gimmick aletleri mesela, işte yok stream edeceğim, project bilmem ne. Ondan sonra efendim söyleyeyim işte slim versiyonlar falan filan. Ondan ziyade daha fazla şeye odaklanabilirdi. IP veya işte efendim söyleyeyim bu. Slim versiyonu hep yapıyorlar ama ya. Hep bir slim versiyon çıkıyor yani. Çıkıyor evet, doğru. Yani ama yani slim bence dert değil, bence şey dert. Yani PS5 Pro, PS5 Pro 2, PS5 Pro. Yani konsol jenerasyonunun artık yani 2 senede 3 senede bir yenilenme ihtiyacı hissettirecek bir şey dönüyor olmasının tehlikesi var. Dönecek mi dönmeyecek mi bilmiyorum ama öyle bir tehlike var yani. Evet, İlk defa PS4 Pro diye bir şey gördük biz. Daha önce olmayan bir şeydi bu. Tabii, ama donanımlar artık o kadar hızlı gelişiyor, bunlar o kadar hızlı yetemiyor ki. Gerçi oyunlara bakınca da görsel olarak böyle muazzam bir grafiksel gelişme. PlayStation 5'te yani. Henüz böyle şey abi, görmedik daim yani. Gördüğümüz en güzel grafikli oyunlar PlayStation 4'teydi. Red Dead Redemption, aynen, 2 başta olmak üzere. Evet, Last of Us Part 2. Last of Us Part 2. Bunlar PlayStation 4 oyundur. PlayStation 4 Pro oyunu. Evet. 4'te de çalışıyordu ama aslında Pro'daydı. PlayStation 5'teki çoğu oyundan daha iyi grafikleri var. Last of Us 2'nin de, Red Dead 2'nin de abi sonuçta. Yani biz de görüyoruz da bu cihazlar daha kendi limitini kullanmadılar yani belli ki. Ama işte tam böyle donanımdan da para kazanalım kafasını ben çok anlamıyorum konsol dünyasında açıkçası yani. Bu yıllardır olmadığı belli yani. Artık bunun bu elimizde ne varsa ondan kazanalım. Bence işte donanımdan PSN para kazanmaya çalışmıyorlar ya. Donanım satmaya çalışıyorlar para kazanmak lazım. Ya zaten sattıkları ürün başında bir kazançları olmadıklarını söyleyip duruyorlardı. Söylüyorlar aynı. Ama şey tabii satman lazım ki ekosisteme dahil edesin ya oyuncuyu. Yani sen PlayStation 5 alacaksın ki sonra PlayStation 5 oyun almaya başlayacaksın falan. O yüzden diyorsun ki yani donanım sattırmak için bir şekilde cazibeli hale getirmeye çalışıyorlar. Tüketici yani tabanını genişletiyor. Tabii öyle tarafta yapıyor. Adam sonra ona Call of Duty satacak, FIFA satacak. Ya kendi oyunu olmasa bile en büyük parayı hala Call of Duty'den kazanıyordur büyük ihtimalle. Her sene %30
Call of Duty'den indir. İyi, ciddi para geliyordur. Call of Duty. Activision Blizzard'ın yayınladığı başka AAA kaldı mı bu sene? Blizzard'ın yayınladığı Diablo 4 var. Call of Duty çıkacak 10 Kasım'da galiba. Onunla ilgili açıklama yapmış. Bu sene şeye gelmeyeceğiz diye. Game Pass'e gelmeyeceğiz ama seneye yavaş yavaş anlaşma doğru. O da ne enteresan bir açıklama ya. Twitter'da niye bir şey açıklarsın ki yani? Abi herhalde hissen düşmesin diye. Bedavaya neden adam çıkarınca hisseleri yükseliyor bütün bu şirketlerin? Herkes tabii, paraya bakıyor. Yani. O karlılık artacak. Karlılık düşürecek bir şey gelmesin insanların aklına diye açıklıyorlar bunları. Ama servise katılmak onun için yeni bir şey ya. Hani karlılık beklenilen bir şey değil yani. Hani şunu demek istiyorum. Yani servise eklenirse bunlar karlılığı çok artar diye bir görüş mü var? Abi karlılığı düşer diye yani satamaz diye bir görüş var. Benim anladığım o. O yüzden de şunu merak ediyorum. Ben servise seneye gelebiliriz yani yavaş yavaş geleceğiz anlaşma doğru hani sıkıntısız geçerse diye bir açıklama yapmak bana garip geliyor yani böyle. Satacağımı satarız demiştim. Hani benim şimdi söyleyeceğim bir şey gibi anladım yani abi YouTube'a video abi şu olursa gelir işte hani yapıyoruz bak hani Activision Blizzard'dan böyle bir açıklama beklemezsin ya yani bu olursa her şey iyi giderse abi halledeceğiz demek garip geldi yani. Eşi benzeri olmayan bir şey yok. Hem çap olarak alınan firma malın büyüklüğü olarak daha sonra önüne çıkan engeller olarak biz bu videoyu 11 Ekim'de çekiyoruz. 13 Ekim'de her şeyin onaylanması rica ederim bekleniyor. 13 Ekim'de yani şey olacak. Olmuş olacak belli Microsoft'un olacak. Activision'ın satın alması tam gerçekleşecek. Bence o da şey demek istemiş şair. Yani Diablo 4 o zamana kadar iyice ölmüş olur. Hani tekrar bir relaunch ya, yaparız. Ölmüş ya abi oyun. %98'ini kaybetmiş player base'ini bu arada. Steam'e gelecek. Evet, Steam'e gelecek. Orada tekrar hareketlenir kesin. Ya ben anlamıyorum işte bak bu sene Starfield çok sevdik, övdük ama oynadıkça sende de bir düşme oldu mu sonlara doğru? Ben düştüm abi, açıkçası sonlara doğru Starfield'dan. Ya bence şöyle bir sıkıntı var. Ben mesela düştüğüm nokta benim oyun bitti zaten benim için. Ben çok yavaş oynuyorum ya. Ben sana 80 saat oynamışım oyunu. 80 saatten sonra tamam dedim şimdi bu kadar yeter dedim. Artık ben modları bekleyeceğim. Biraz modlar hareketlensin. Sen alacağını aldın zaten. Ben zaten hiçbir zaman böyle en yüksek seviyede ilk 30 saatteydim. Ondan sonra düştüm, yükseldim, düştüm, yükseldim. Böyle bir şey var. Düşüp yükseliyorsun, yükseliyorsun. Ben bir noktada ama araya Cyberpunk girdi. Ulan 3 sene öncesinin oyunu bu kadar daha iyi gözüküyor. Cyberpunk tabii ki de daha iyi gözüküyor. Falan oldum. Sonra işte Mirage aldım. Cyberpunk bu arada daha iyi bile bir oyun Starfield'dan yani. Şey olarak hani dinamik olarak Starfield daha şey. Oyun core mekanik zenginliği olarak Starfield daha iyi. Cyberpunk daha action, daha her şeyi doğru yapıyor gibi gözüküyor. Bu hali daha şey gözüküyor. Fark ettim ki Starfield gündemden çıktı. Skyrim çıkmamıştı. Yani bu kadar hızlı bir şekilde Starfield'ın gündemimden çıkması ilginç geldi bana. Diablo hakeza. Kötü bir oyun değildi kesinlikle. Diablo'da senin gibi bir adam için bu kadar hızlı gündemden çıkması o da sıkıntı. Ama Diablo'da yani şimdi Baldur's Gate'e başlayınca ne anlıyorsun yani? Yani olduğunu. Bu senenin bir garipliği var. Covid'den biriken her şey bu seneye yığıldı. Ondan mı? Sene biraz kalabalık ya. Çok kalabalıktan mı? Şimdi şey oluyor kafanda çünkü. Bakamadım çok oyun var. Şu gelecek dur şunu bitireyim. Şu gelecek şu dur şunu bitireyim. Bu gelecek dur şunu bitireyim. Ben de mesela bu sene ben ilk defa mesela bir Assassin's Creed oyununda normalde oynadığımdan bir tık daha hızlı oynadım yani. Çünkü hem sarmadı benim Assassin's Creed Mirage. Ben bitirdim. Beni hiç sarmadı yani. Çok güzel ağlaya ağlaya oynadım gerçekten. Oh yeah. Bir yerden sonra çok sıkıldım oyunda. Sonlarını getirememişler. Ben de başlarında bence başlarını da getirememişler. Şey güzel. Böyle kötü mü oynuyorsun? Kötü değil. Kötü değil de yani sıkıyor. Sıkıcı abi. Yani Valhalla'nın daha az feature'lı hali. Yani Valhalla'dan daha düşük seviye bir şey oynadığını hissettiriyor. O zaman marka için şey diyebilir misin sen? Yani geri adım atmış bunlar yani. Bu DLC olacakmış zaten normalde. Valhalla DLC'si olacakmış. Evet sonradan ayrıca bir oyun yapmışlar. Benzer başka çok var Assassin's Creed DLC'si. Brotherhood da mesela DLC olacakmış. Bakmışlar iyi gidiyor ki. Brotherhood evet iyi de gidiyor. Bak Resident Evil öyle mi? Bak Separate Ways'e taş gibi. DLC ise DLC. Ama sen onu $10. Oynamadım. Oynamak istiyorum. Çok güzel olmuş. Yani. $10 da seversin iyi para. Seversin yani. Evet. Oğlum şeyden daha uzun. Resident Evil 3 Remake'den daha uzun ya. Daha dolu yani. Olabilir evet. Yani. Oyun bakımından bu kadar zengin. Belki hani böyle gözlerimizi ışıldatarak hatırlayacağımız bir yıl. Oyun sektöründe çalışanlar için çok kötüydü yurt dışında. Türkiye'de yeni yeni geliyor bu konu gündeme ama dışında oyun sektöründe çalışanlar kesinlikle iş güvenliğimiz yok. Bir yıl önce çalıştığımız yerde bir yıl sonra çalışmayacağımızı asla bilmeden çalışıyoruz çünkü. Bir de orada şey var. Sabah geliyorsun çalışmıyor bilgisayarın. Arkadaşlar sizi işten attık. İşten attıklarını şu odada bekliyor buyurun falan diye oraya alma kültürü orada de var. Orada şey var zaten. Bu yıl ayyuka çıktı bu. Orada tartışılan bir konu var birkaç senedir. Yazılımcılar yani developer tarafı için söylüyorum bunu. Oyun sektöründen çıkmaya başladılar birkaç senedir diye. Çünkü hem dediğin gibi iş güvenliği yok. İş geleceğiyle alakalı sıkıntılar var. Stabil bir sektör değil. Crunch'ı mırancı ekstra mesaisi
çok böyle anlık olabiliyor. Yani böyle bir şeyde çalışacağıma gider daha geleneksel bir yazılım yönteme çalışırım. Bankacılıkla çalışırım falan filan demeye başladılar. Daha iyi evet. olur diyenler var ama ben söyleyeyim yani bu oyun sektörü bu saatten sonra ne kadar işte layoff olursa olsun, işten çıkartma olursa olsun yani küçülme imkanı ve ihtimali bana çok fazla gelmiyor. Yani. Çünkü talep, beklenti, boşluk hep var yani. O yüzden birileri o çıkıp dolduracak o boşluğu. Evet. Birileri bir şey üretecek şu yani. Şu anda gross ne kadar yıllık? 126 milyar dolar falan civarındaydı en son. Öyle bir şeydi galiba. Konsol mu? Tabii overall. Mobil falan mobil da var. Mobil de 200'e yakın bildiğim kadarıyla. Yalan olmaz. Şimdi, ben, şimdi şöyle yani yıllardır ilk benim hani 2010'larda katıldığım Game Developer Conference'larda daha önce de bahsettiğim gibi o zamanlar şey var işte Warren Spector'la tanışıyorsun mesela oraya gidip. Hayır böyle bakıyorsun abi. Abi diyor ki vallahi diyor Ferit buraya geldi diyor tamam mı? Sen diyorsun ki mesela abi Deus Ex yapacaksın mı yeni acaba falan filan. Ne Deus Ex? Deus Ex'te para yok. Para tabii yok. De yani. Bu, şimdi, bu Warren Spector yani tamam harbiden o moddaydı yani tamam mı? Geliyor vallahi falan. Ondan sonra şimdi şey geliyor işte atıyorum Xbox executive'leri geliyor. Abi, abi Starfield diyorsun. Hayır Starfield'ın falan. Vampire Survivors diyor adam sana tamam mı hani? Bana onu bul lan falan modunda. Şimdi bunu çok net anlayabiliyorum. Yani abi gerçekçi oyun, efendime söyleyeyim böyle hani büyük prodüksiyon oyun. Ben çok severim yani gerçekçi büyük prodüksiyon şu. Ben severim yani. Last of Us severim falan şu. Ama insan değil bunu yapanlar diyorsun bir yerden sonra. Şimdi şöyle bak. Baldur's Gate falan bak, görünce değil yani mi? Bir bu seviyede gördüğüm benim son zamanlarda bir tek Baldur's Gate şey oldu. Red Dead Redemption 2 yani kör mü kör olursun ya mı? Ama yine de diyorsun ki ya bu adamlar bunu yıllardır yapıyor. Evet. Veya belli bir kaidenin üzerine oturuyor oyun. Anladın mı? Yani belli prodüksiyon süreçlerini hızlandıracak tool'ları var, şeyleri var falan filan. Şimdi Baldur's Gate 3 geliyor mesela. Ya delirmiştir bir yer action RPG yapanlar ya da işte RPG yapan. Çünkü delirdiler ya bunu bir kıstas almayın ben, lütfen. Ben böyle bu seviyeyle karşılaşsam ben de beklemiyordum. Yani söyleyeyim. Yani şimdi her nesnenin 3D modeli olur da her nesnenin bu kadar background hikayesi falan. Bu detay seviyesi nedir yani? Delirdiniz mi yani? Tamam mı? Şimdi benim açtığım karakter yaban hayatında büyümüş bir barbar mesela. Lan fare geçti yanımdan. Lan konuşabiliyorum fareyle falan. Ne alaka? Farenin diyalogları falan var böyle tamam mı? Ama ve bu es geçebileceğim bir şey. Karakterin o trait yoksa falan. Gibi gibi. Şimdi makas çok açılıyor. Evet. Tamam mı? Şimdi ne yaptığını bilen, bence şu abi ne yaptığını bilen stüdyo var. Bir de acaba ne yapsak da vursak diyen stüdyo var. Evet öyle. Bence de öyle. Tamam mı? Yani adamlar bir kere şu var abi. Ne yaptığını biliyor. Kreatif istikamet belli. Oyuncuya ne yaşatacağım belli. Yani belli yani adamın ne yaptı. Ve sen bu proje yönetiminin üzerine ufak ufak gimmickler ekleyebiliyorsun. Ve dolayısıyla çok sürprizle karşı karşıya kalmıyorsun. Ama öbür tarafta koca Ubisoft yani DLC yapacağım dediğin tek başına çıkar falan. Ya şimdi bunlar stratejik olarak tamam mı? Anlık karar verdiklerini düşünüyorum bunların. Biraz panik kararları gibi gözüküyor büyük firmaların. Diablo gibi keza öyle. Yani bu update'ten sonra oyuncuların kaybolması tesadüf değil bence tamam mı? Ve BioWare, Bethesda, ne dedik bir de 3B'le? Blizzard. Blizzard. 3B laneti. Bunların çöküp de Larian gibi stüdyoların yükseliyor olması bunlar tesadüf değil. Yani Larian şimdi normal şartlarda Blizzard'dan daha iyi bir oyun yapabilecek bir stüdyo muydu? Normal şartlarda değil. Ama adam bir şekilde yıllarca aşık olduğumuz Baldur's Gate'i alıp aynı detay seviyesiyle yeni teknoloji nasıl yapıyorsun yani? Yapılamaz dedik derdik biz eskiden yani. Eskiden dedin de yani geçen sene. Dolayısıyla burada benim gördüğüm iki ayrım var abi sadece. Bir kafası karışık stüdyo var. Tamam mı? Kafası karışıktan kastım kendi kafa karışıklığının farkında değil. Diyor ki IP'miz var, oyun işte core mekaniklerimiz var, oturmuş olan ve süre gelen bir community'miz var falan diyor. Ama günün sonunda altılık oyun çıkartabiliyor en fazla. Tamam mı? Çünkü kreatif olarak istikameti belli değil kafasında. Ama öbürünün abi çok emin ne yapacağına. Tamam mı? Ve bunu planlayarak gittiği için sonucu demek ki yapılabiliyormuş oluyor. Ondan sonra yani benim bu konuyla ilgili şeyim bu. Yoksa ya işte çok pahalandı işte şeyler efendime söyleyeyim layofflar şunlar bunlar ya yapan olmasa diyeceğim ki tamam topyekun bir çıkmaza girdi oyun sektörü. Ama hala yapılıyor. Larian'ın üstünde yatırımcı baskısı yok. Hala karı koca beraber karar veriyorlar. Karı koca da iyi yönetilebiliyormuş bak bu arada şirketler iyi bir örnek oldu. Ben görmedim ben yani şimdiye kadar görmedim hani sahibi karı koca olup da böyle psikolojisi temiz olan ama yani ondan demek ki olabiliyormuş. Ama ben çok ciddi anlamda mikro mekaniklere yani tek veya iki mekanik etrafında geliştirilmiş çok iyi oyunlar göreceğimizi düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Çünkü bu çapta büyük prodüksiyonların üretimi uzun süreler ve çok büyük maliyetlere yol açmaya başladı. O aradaki boşluğu mikro mekaniklerin yani Vampire Survivors bir indikatör. Şu anda herkes Vampire Survivor benzeri bir şeyler yapmaya çalışıyor ama orada bir derya var. Vampire Survivor aslında Crimson Land'in, o da ondan önceki işte 8 bit zamandaki shooter'ların bir damıtılmış hali.
Görselliğe baksan bu oyun herhalde NES oyunu falan dersin. Bana soracak olsan oyun sektörü hocam resetliyor kendini. Evet. 90'lardaki haline geri dönüyor, tamam evet, mı? Evet yani döngüsel olarak geriye dönüyor. Bence o dediğin teknik olarak şöyle imkanı yok. Yani iki mekanikli oyunlara sektör olarak yönelmemizin imkanı şundan yok. Şimdi Ubisoft'un böyle bir oyun yapacağını düşünüyor musun? Ubisoft'un veya Naughty Dog'un veya şey. Ama mesela Ubisoft ekolünden gelen bir işten ayrı. Yani onlar... Hayır şimdi şöyle... Şimdi trend belirleyen firmalar bunlar. Hı-hı. Yani aslında öyle olması lazım. Bizim gözümüzde öyle versin. Öyle, neden? Evet. Ya bunların oyunları hep beklenir. Evet. Eleştirilse de bile Far Cry'ı beklersin. Vampire Survivor beklersin. Ama bir trend set etti ve evet. Büyük firma Microsoft'un yetkilileri bizim gözümüzde işe baka baka let's look for the next Vampire Survivors together dedi ya adamlar. Tamam together dedi ama Bethesda'ya gidip şunu diyecek mi adam? Sen bir Vampire Survivors klonu yapar mısın? Demeyecek. Ha, şimdi, bizim gibi ekipler işte Game Dev gibi ekiplerle arayacak. Bunları ayrı tutuyorum ben. Evet ben şeye inanıyorum. Bağımsızlar, indiler. Bunları kovalayacaklar. Yeni ekipler oluşturulacaklar. Bunlarla alakalı bunlar oluşturulacak. Bunlar kovalanacak ama bir de orada işte on binlerce çalışan olan büyük firmalar var. Evet. Yani şimdi Rockstar ne yapacak? Activision ne yapacak? Call of Duty yapacak. Ondan sonra işte Ubisoft ne yapacak? EA ne yapacak? Bunlar büyük yani yüksek prodüksiyonlu oyunlar yapmaya teknik olarak devam edecekler. Evet. Yani bunların ne yapacağı da bizim oyuncu olarak ne kadar doyacağımızın karşılığı olacak. Şeyi, çünkü her şeyi belirleyecek diyorsun. Ben Vampire Survivors'ı seviyorum ama benim Vampire Survivors gibi 20 tane oyun oynamak için oyuncu olmadım. Yani ya büyük bütçeli oyunlar da oynamak istiyorum. Hani onlarla da vakit geçirmek istiyorum. Onlara heyecanlanıyorum. Hı. Onların fragmanları beni heyecanlandırıyor. İnsanlar onların fragmanlarını yükseliyor. Oyun sektöründeki hype onunla dönüyor. Ne oluyor ya? İnsanlar geliyor da selamlaşıyoruz kaşlarla. Devam bir kaşı gözü şöyle oynuyor çünkü sen. Şey gibi sanki Vampire Survivors yapanlar geldi. Abi oyunumuzun Allah be. Yani onların ne yaptığı benim için daha önemli. Diğer organik gelişen indie taraf gelişince çıkınca tutunca öğreniyorsun zaten ne olduğunu. Şimdi Vampire Survivors tuttu. 1500 tane Vampire Survivors benzeri evet, oyun var. %98'ini bilmiyorsun ne olduğunu yani. Yarın başka bir şey daha olacak. Onu da %98'ini bilmeyeceksin falan. Böyle arada tek tük gelecek bazı oyunlar. O yüzden de Ubisoft'un aldığı kararlar, işte EA'nin aldığı yapacağı oyunlar falan filan bence daha belirleyici bizim açımızdan. Çünkü biz burada işte şey konuşmuyoruz her hafta. Vampire Survivors yapımcılarının içindeki dramayı konuşmuyorsun yani. Ubisoft konuşuyor. Onu merak ediyorsun ne oldu. Çünkü ondan gelecek şeylere karşı bir heyecanım Ubisoft'ta var. Ubisoft'ta ve EA'de ne olduğunu ben gerçekten böyle çok merak ediyorum şu anda. Böyle olduğu sürece de oyun sektörü ne olursa olsun hep gözü orada oluyor. Yani kimse bir sene sonra şeyi konuşmayacak işte. Vampire Survivors yapan 20 tane firmanın akıbetini konuşmayacağız. Gene EA konuşacağız. Gene Ubisoft. Gene kim büyükse onu konuşmaya devam edeceğiz. Merakım orada. Bir de şöyle, o yüzden onlar sektörün ana unsuru olamayacaklar. Onu demek evet, istiyorum. Hep sürprizi olacak. Bence Rockstar'dan örnek verdin ya. Bence bu dilemaya en iyi cevap burada. Hani en azından iş yönetimi anlamında Rockstar yapıyor. Sirkülasyon düşüyor mu? Düşüyor. Bir konsol neslinde 3 GTA oyunu görüyorken. Şimdi 3 konsol neslinde 1 GTA görüyorsun. Ama yanına online komponent eklediği için sen ben single player sevdiğim için ben de aradığım şeyi buluyorum. Ama adam bir taraftan da Game as a Service de yapıyor. Evet. Yani online tarafında. Dolayısıyla yani hem bütün oyuncular yani oyuncu kitleri, komünitelerine appealing gelen bir şey yapıyor. Hem de finansal sürdürülebilirliği sağlıyor böylece. Yani çok pahalı bir prodüksiyon çünkü Grand Theft Auto bir taraftan. Yani şimdi dedikoduları okuyorsun mesela diyorlar ki 6 katı daha uzun sürecek falan. Oğlum nasıl sürecek 500 lan? 500 saat diyorlar. 500 saat GTA mı olur? Onlara çok... Ya bilemiyorum tabii. Fantastik hani, şeyler. Evet yani. Hani... Güya geçen hafta açıklanıyordu oyun. Güya 2 ay önce Ocak'ta oyun trailer duruyorduk falan. Bunlar hep çıkıyor yani. Aynen. Yani ama günün sonunda... anda çıkacak tabii. Ama günün sonu yani prodüksiyon pahalı, iş gücü maliyetli okey ama ben aynı zamanda single player'ı da şey yapmak istiyorum ama bunu bu kadar sürdürülebilir yapacak bir finansal gerçek için değilim. Hani burada işte istikamet açısından ne yapmaya nereye varmak istediğini belli firmalar oraya ulaşıyor diye düşünüyorum sonunda. Hani mesela GTA 5'in online komponentinden biliyorsun hani firmanın neredeyse cirosunun %60-65'inden fazlası GTA Online'dan evet, gelmiş. Red Dead de başarı elde edemediler mesela aynı modelde. Nasıl başarı elde edemediler ya? O başarı elde edememekse o... Edemedik onların sanatsal... başarı elde edemediği evet, Ubisoft'u böyle evet, şey yap, parti yaptırır yani. Sanatsal hani başarım olarak Red Dead Redemption 2'nin üstüne... Hayır. Yok online yok. Ticari online'dan bahsediyorum ben. Abi kendi kaşındıkları için yapmadılar yani. Evet. Uğraşsalar olur yani. Olur. Uğraşmalar ki oyun için ettiler. Ya sattı o 50 milyon satmış ya. 50 milyon evet, kim satıyor bu devirde evet, ya RDR2 50 milyon satmak. 50 milyon sattı mı ya RDR? Satmış evet. Yani RDR2'nin 50 milyon sattığı yerde 50 milyon satan başka... Hani kaç tane oyun gösterebiliyoruz birbirimize? Aa bak bu 50 milyon satmış diye yok ki 50 milyon satan. Ama mesela Rockstar şey istiyordu. Bu da başarılı değil yani. 50-35 mi satmıştı? Öyle bir şey satmıştı yani. Niye ticari? Bir bak yanlış olmasın abi. Ticari olarak sanki mutsuzlarmış gibi bir algılar şundan bende dolayı. Çünkü GTA 5'teki online'ın başarısını replike etmek istediler. Aynı yani ikiye katlamak istediler şeyleri. Online remini
menü yollarını. Ama birkaç hata yüzünden Red Dead Redemption online kısmı patlayınca tamam bu sefer dediler ki ya bizim istediğimiz gibi olmadı. Abi bir de şöyle bir şey var. Adam şunu biliyor. Red Dead 2 yapacağım ama GTA 6 yapsaydım şimdi ben bu 55 milyon satış olacak 110 milyon. Yani kârdan zarar ettiğini varsayıyor. Tabii, yani. Bu arada evet ya artık ya, yeterince büyüdüysen kârı zararını hesap edersin. Rockstar eğer vizyonlu bir adam kalmadıysa içeride bundan sonra Rockstar'dan GTA dışında hiçbir şey gelmez. Red Dead 2 yapmalarının tek sebebi GTA'nın bu kadar başarılı olacağını bence öngörmediler. Evet. Çünkü senin söylediğin şöyle bir ek yapayım. Doğru. Sam Hauser ayrıldı çünkü. O nedenle Rockstar'ın başka bir şeye dönüşme ihtimali var. Abi yani şimdi o kadar büyük para ki o. Bak o para yani sen ben en ideal oyuncu bile karşı koyamaz yani. Kendine ölen geliyorsun para ya. Çok yüksek. Çok. 55 milyon çarpı 60 dolar eşittir. Bak sana yemin ediyorum eğer RDR 2 yapmaya karar verdiklerinde GTA'nın online'ının bu kadar başarılı olduğu için GTA serisi hiçbir zaman GTA 5 kadar satmadı. Yani GTA'ların tüm oyun toplasan GTA 5'i 10'da 1 satmıştı evet, yani. GTA 5 öyle bir satış ulaştı. Evet tabii aynen. Yani onu bilselerdi RDR 2 falan yapmazlardı. Şey, kesin katılıyorum. Abi şeydi ama. Yapmazlardı. Kovboy. Kim kovboydu? Abi bizim bir ortaçağ yani ne ortaçağı? Tam direkt oynuyor. GTA'lı ortaçağı yaparız kardeşim. Bundan sonra GTA mesela bak şunu da söylüyorum. Modern zamanların dışına çıkamayacak. Çünkü geçmişe gidersen elektronik eşya satamıyorsun oyuncuya. Geçmişte kısıtlı imkanlar var yani. Yani 80'lere de dönmez GTA bu saatten sonra. Vice City 2 olmaz yani. Vice City 2 olur 2023 Vice City 2 olur yani. Hani 1980 olmaz yani. Şeydeki. Teori yapıyorum. Sadece cep telefonun varlığından 1,5 milyar dolar kazanmıştır Rockstar. Tabii. Cep telefondan görev alıyorsun, araba alıyorsun, ev şey yapıyorsun. Şimdi 80'lere dön ne yapacaksın? Adama cep yani o şeyi sağlayamıyor. Araba satamıyorsun ki abi. Evet. Yani araba alacak bir şey olmuyor. Evet. En kral arabası biliyorsun işte ne olacak. Tabii yani. Tabii. Önce şey uçak yok, şey helikopter kullan. Ya var da hani günümüz şeyi teknolojisi işte kreatif olarak kendini limitliyorsun böyle yavaş yavaş. Ama 100 milyon da satıyorsun. Yani, tabii, ha, öyle limitlerim kendimi yani. O zaman limite koy ya. balinalar iyice balinalaşacak bence. Ortada kalan küçüklükten kastım da bu arada EA, Ubisoft falan onlar yok olacak. Daha ufak ufak şeyler pazlanmaya başlayacak Ubisoft orada. Ubisoft'un yok olması bence zor da. EA'in de zor. Ya bir şekilde kıvrılır yollarını bulurlar onlar ama bir de başarısızlık kriterimiz bizim biraz şey yanlış değerlendiriyoruz ya yakın zamanda. Mesela Cyberpunk'ın başarısız olduğuyla alakalı bir algı var insanlarda. Oyun kalitesinden bahsetmiyorum. Ticari başarı. Sonuçta ticari başarı adamların bir numaralı kredisi. Yani sen oyuna 2 puan ver, 8 puan ver. Kaç satmış ona bakıyor gün sonunda. Evet. 25 milyon satmış Cyberpunk'ta. Evet o zaman ve 125 milyon dolar harcamışlar bu hale getirmek için ekstra oyuna. 125 milyonu böl 60'a. Sakin ol abi. Maksimum 2 milyon kopyanın parasını buraya harcamışlar bak mesela. Yani mesela Assassin's Creed'le alakalı hep kötü gidiyor gibi bir şey var ama Valhalla bugüne kadar en çok satan Assassin's Creed oyunu oldu. Mirage iyi bir oyun değil belki ama Valhalla en başarılı Assassin's Creed oyunu. Aynen. Yani senin beğenip beğenmemenden bağımsız olarak ticari olarak bunlar kazanıyorlar aslında. Far Cry 6 için ben hiç beğenmedim. Benzer bir durum söz konusu mu bilmiyorum ona da bakmak lazım. Yani orada da benzer bir satış başarısı olabilir. Evet. Yani bir şekilde bu eleştirdiğimiz oyunlar hani başarısız oldu diye atlettiğimiz oyunlar aslında ticari olarak da başarılı olmaya devam ediyorlar. O yüzden bizde belki yanlış bir algı da olabilir. Ben bunlar burada batıyor, şey yapıyorum. Bir ya. İstisna var. Diablo 4. Ne? Buna tek istisna Diablo 4. Emin misin? O da belki ticari olarak başarılı olur. Çarık başarılı bir şey ama sürü çizdiremediler ya. Bir dakika Diablo 4 kavgası edin. Emin misin bak? Orada... Çünkü ben unuttum ne diyecektim. Ha, abi ben o daha önce bir videoda bunu konuşmuştuk. Bu şirketlerden özellikle EA Ubisoft özelinde söyleyeyim. Şu geliyor bakın diye bir hype makinesinin çalışmayı durdurmuş olmasına bakarak şey yapıyorum. Yani sanki içeride bir şeyler durdu ve bir şey bekliyor. EA'de katılmıyorum. EA'de ne dersin? Var? Star Wars yayınladılar. Bence güzel bir maceraydı. Dead Space yayınladılar. Bence gayet nefisti. Ama şey durdu yani bir her yıl çıkarttıkları oyun miktarı çok FIFA düştü. Evet. O şey yapacak. Ben bu EA'den göreceğiz beklentim bakalım. Olmadığı için şu FIFA şu an satışlarda geçmiş şeyi. EA FC FIFA'dan 1 milyon fazla satmış. Evet. EA FC evet, markayın elemesine rağmen evet, daha da iyi satmış. Oha. Çok iyi. Yani normalde belki değiştirmese 2 milyon satacaktı. Hmm. Belki onu da bilemeyiz sonuçta. Hmm. Belki İsmail'i ama pasaydı yani ama de... sonuçta FIFA'ya telif ödemedikleri için artık daha çok para kazanıyorlar evet. Yani. Ama ben şey öngöremiyorum yani oyun sektörü şuna dönüşecek. Sadece Microsoft domine edecek her şeyi diyemem. Microsoft da atıyorum 3 sene sonra vay babam bu kadar sattık ettik. Türkiye'de 3 dolardan verdik bütün Game Pass'leri. Batıyoruz şu anda imdat diye. Havar dostlar diyebilir. Birliği olmaz işi yani. İşi sadece oyun satmaktan para kazanan olan firmalar tehlikede. Onu net söyleyeyim. Yani öyle mi diyorsun? Abi yani şimdi Microsoft'un tuzu kuru. Rockstar?
Games as a Service'i var diyorsun onun. Rockstar he. Çok istisnai bir firma bence yani. Şundan dolayı tehlikeye diyorum. Oyuna bağlıysan oyun failladığı zaman kompanse edebileceğin bir bütçen kalmıyor ya. Öyle bir tehlike var yani. Hani Ubisoft 3 oyun çıkarttı, 3'ü de battı. Sıkıntı bu iş. Microsoft, ben o yüzden Sony ve Microsoft gibi şirketlerin devamlı kalacaklarını düşünüyorum. Çünkü bir şekilde kendi oyunları başarısız olsa bile Call of Duty satışından da para kazanıyor PlayStation. Donanım var. Hiçbir şey olmasa bir tanesi devlet kurumlarına ofis satıyor. Donanımdan ziyade şeyi var. Adamın marketplace'i var. Yani onun platformuna bağlısın ya oyun satmak için. Yani o yüzden hiçbir zaman ben Sony'nin canı istemediği sürece batacağını zannetmiyorum yani. Ürün nasıl satması lazım vesaire vesaire. Ama sadece oyun yapan insanlar sıkıntıya girebilir evet. Yani EA Ubisoft çok büyük firma tabii batmak için. O kadar büyük firmanın batması biraz zor ama daha arada kalanlar daha hızlı elenebilirler. İlerleyen yıllarda öyle bir tehlike olabilir dediğine şimdi arka çıkmış olayım. Batacaklarını zannetmiyorum. Teşekkür ederim. 2024 biraz gösterge olacak burada. 2024 yufka geçecek sanki 2024. 2023 bayağı hareketli düşünüyorum. Sonra 2025'te şey abi. Yaparsın çok oyun var. Yani backlog böyle şişti nal gibi. O yüzden biraz durulması iyi olur. Anomaly Agent hariç. Anomaly Agent gelsin artık lütfen. Reklamları izlediniz. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yazın. Tartışalım, konuşalım. Bir sonraki videoda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Abone kalın.